Sen bence çobanlık yap diye yollarda. Kayacak bir şey yok ya, gel abi. Gel. Bakın, buraya park ediyoruz ve yürüyoruz. Evet, off-road'da başlıyoruz. Zor yollarımız Doğu Karadeniz'de gezmeye devam ediyor. Şimdi de Şavşat'tan Maçay'la doğru yolumuza devam ediyoruz. Ama önce bir meydancığa uğruyoruz. Meydancıkta jandarma komutanından gerekli izinler aldıktan sonra Maçay'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bu izinler Gürcistan sınırına çok yakın olduğumuz için güvenlik tedbiriyle bilgilendirme anlamında ve kimliklerimizi beyan etmez tarzında oldu. Herhangi bir duruma karşı kendilerinin böyle bir tedbirleri olduğu söylendi. Gayet doğal olarak tabii ki bu karşılanması gereken olay. Merata Yaylası'nı da arkamızda bıraktık. Doğu Karadeniz'in artık en doğusundayız. Buradan daha fazla doğusu yok. Çünkü buranın, bu dağın arkası Gürcistan. Artık Gökner Deresi'ni sağımızda bıraktık. Sol tarafa doğru 2160, sağ tarafa 2166 metreye çıktık. Buradan artık Maçay'la çok güzel fazla yolumuz kalmadı. Çok güzel bir coğrafyadan geçtik. Coğrafyanın orman, yaşlı orman diye tabir edilen en az 700-800 yıllık ağaçların bulunduğu bir ormandı. Zor yolların bir güzelliğini daha yaşıyoruz. Merata Yaylası'ndan geçerek kuzeye doğru Maçay Vadisi'ne girmiş bulunuyoruz. Maçay Vadisi çok ilginç bir vadi. Vadinin açık olan yönü Gürcistan'a bakıyor. Türkiye tarafı tamamen kapalı. Aslında Maçay Vadisi Gürcistan'daki köylerle birlikte 18 köyden oluşuyor. Fakat referandum sırasında 6 köy, Uğur, Maral, Camili, Efeler, Kayalar ve Düzenli köyleri Türkiye tarafında kalmayı tercih ediyor. Ve 1968'e kadar yolları tamamen patikayla ulaşım şeklindeydi. 68'den sonra yol açılmaya başladı. 17 yıldır yol çalışması devam ediyor. Halen genişletme çalışmaları devam ediyor. Fakat yılın 6 ayı Maçay'ın yolları kapalı. Dolayısıyla Maçay çok korunaklı bir bölge olarak kaldı. Hem kültürünü, burada yaşayan halkın tamamı Gürcü kökenli, hem kültürünü hem doğasını çok güzel şekilde korudu. Bundan dolayı UNESCO tarafından insan ve doğa açısından biyosfer rezervi olarak ilan edildi. Şu an Türkiye'deki tek biyosfer rezervi, dünyada da 485 biyosfer rezervinden bir tanesi. Maçay'ın halkının geçim kaynağı ağırlıkla arıcılık, son yıllarda arıcılık. Çünkü Kafkas arısı, saf Kafkas ırkı Türkiye'de sadece bu bölgede yaşıyor ve bu bölgenin balları son derece lezzetli. Bunun dışında hayvancılık, tarım, küçük çapta hayvancılık ve tarım yapılıyor. Birazdan Uğur köyünü geçip, Maral köyünü geçip Camili'ye, oradan da Efeler köyündeki pansiyonumuza yerleşeceğiz. Akşam bizi Gürcü yemekleri, Gürcü şarabı ve güzel bir sohbet bekliyor olacak. Yol 68'de açıldı. Evet, 68. Arada bir 20-25 sene var. O 20-25 sene bir hastanız olduğunda, bir ihtiyacınız olduğunda ve kışın ne yapıyordunuz? 60'ın hasta olduğu zaman, o zaman Batum yolu kapalıydı mesela. Geçit yoluydu. Sediyeyle. Ve 50 kişi, o adam toplanırdı. Yani komşu tehlikede. Sediye koyardık, sediyeden doğru Artvin'e ulaştırırdık Borçka'ya, hastahaneye. Senin çocukluğun burada mı geçti? Tabii, askerlik bitene kadar burada geçti ondan sonra.
Yani sen o şeylere yetiştin, o sedyeye taşıma dönemlerine yetiştin. Sedye olayı hala devam ediyor. Hava yukarılarda sağ şey olursa, iyi olursa, şayet üstten bir tehlike yoksa, hasta olayı yine devam ediyor yukarıda. Pasaman geçişi yapıyoruz. Gürcistan'dan geçip Kupa'dan. Ama tabii çok uzun sarıyor, 110 kilometre sarıyor. Camili, Borçka, 110 kilometre bir mesafe var. 110, buradan Batum kaç kilometre? Buradan Batum 10 kilometre. Ama hasta olunca illa Türkiye'deki hastanelere mi götürmek lazım? Batum'daki hastanelere götürebiliyor. Yok, öyle bir şey olmuyor. Şayet acil bir durum olursa, çok acil bir vaka olursa müdahale yapılıyor yani. Karşılık kaç kişi geçecekli olursa kaymakamlığa bildiriyoruz listeyi. Liste al, TC numaralarla. Onlar da Batum şeyine bildiriyor. Bugün bildiriyoruz, ertesi günü normalde geçiş yapıyoruz. Ama çok acil olursa böyle bir iki saat içinde de o problem. Bu toplam altı köyde yaklaşık kaç nüfus var? Şöyle 500 hane civarında şey var, 2000 civarında bir nüfus yaşıyor. 2000. Kışın? Bu bölgede şey olarak. 2000'e yakın, yani 1500-2000 yaşar ama yaz dönemleri bu daha artıyor. Peki hiç burada şeyler, evler birbirine çok uzak. Yani komşuluk yapabiliyor musunuz? Komşular gidip geliyor mu? Nasıl? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Eskiden daha çok komşuluğumuz vardı. Şimdi artık kimse kalmadı. Bir tane komşumuz var. Eskiden 6-7 haneydi burada. Evet, bir şu aşağıda bir ev var ya, onun dışında... Onun dışında yok. Yani iş şartlarına göre, yapacak kışın fazla bir işi olmadığı için, yani kışında bir hayvancılık için burada durmanın bir anlamı yok. Bir metreden başlar, 5 metreye kadar kar yağar. 5 metre? 5 metreye kadar yağar. Ama bideni yağmaz tabii. Zaman için tabii, yani 5 metre ulaşır. Zirveye baktığın zaman, geçiş şeye, 1830'dan orada 5 metre kar olur her zaman. Burası gerçekten saklı cennet diyebileceğimiz bir yer yurdumuzda. Evet. Nerelere gezeceğiz bugün? Bugün Çıldefeler Köyü'nden çıktık. Maral'a gideceğiz. Dün yolumuzun üstündeydi aslında ama hava karardığı için çekim yapamadık. Maral'da Maral Şelalesi'ni göreceğiz. Türkiye'nin tek kırımda bir seferde dökülen en yüksek şelalesi, 63 metre. Peki çok... bizim için gitme açısından nasıl? Biz biraz yürüyoruz oraya ama bu araçlardan çıkabiliriz diye tahmin ediyorum. Biraz çamuru bol bir yolu var. Fakat şelalenin dibine iniş biraz tehlikeli. Böyle kayalık bir yer ve ahşaptan merdivenler çakılmış. Onlardan ineceğiz. Ondan sonra hem Maral'da hem Camili Merkez'de iki tane tarihi cami var. Özelliği nedir? Bunlar 200 yıllık camiler ve birinin işlemeleri, birinin boyamaları çok... Tabii ki coğrafyaya uygun olarak ahşap değil mi? Ahşap tabii. Hayır, sola vurdu çarpıyı sağa kaydırıyor arkasını. Hiç tutmuyor. Buradan böyle kayıyoruz aşağı doğru. Nerede kaydın? He, senin durumun daha kritik şu anda. Sen kıpırdama aman. Dur, bakacağız. Evet, Maral Şelalesi'ne gidiyoruz. Ama yol oldukça da biz araçlarımızla gelebileceğimiz yere kadar gelmek istedik. Geldik de orada da kaydık. Şimdi kurtarmak için çabamız olacak. Dönmeye çalışacağız. Her iki araçta kayış durumda. Şuradan baktığımızda Mahmut'un durumu çok da döner misin bak? Sağ iki teker aşağıda şu anda. Ancak onu binçleyerek falan alabileceğiz. Onun durumu daha vahim. Yok, yol iyice daralıyor. Ve bu taraftaki yamaca tekerliği veremiyoruz. Çok kaygan. Dolayısıyla oralardan dönmeye bakalım. Şunu çevir arkadan gitmeyin, işte böyle takabilirsin. Bir yandan şiddetli bir yağmur yağıyor. Bir yandan arabaların, ikinci arabamızın sağ iki tekeri boşlukta. Öndeki arabamız da yine askıda. Artık burada bir pek ufak sayılmayacak bir operasyon bizi bekliyor. Bakalım yukarı ağaca bağlayacağız.
tabii tehlikeli bir durum var. Tatlı geri gel bakalım yarım metre. Şimdi şurayı bir kere temizleyelim. İşte buraya kendimize ufak bir dönüş yeri açmaya çalışıyoruz. Çünkü geri gitmemiz imkansızdı. Galiba açıldı. Şu tampondan şu ağaca gelgin bağlatak. Hangi ağaca? İnerken böyle çeker mi? Evet, olur. Tamam. Sağlıkla bizi ilk defa alalım abi. Onu kes sen. Tam sağ yap gel. Yapabildiğimiz bu. Dur abi onu. Kaç Mahmut oradan kaç. Bir tek hiç. Arka ne kadar? 1 metreden fazla. Yok yine gitti. Strateji değiştiriyoruz. Arka arka bu tarafa verip önce buraya verip sonra arka arka buraya verip dönmeyi deneyeceğiz. Vinçle bunun kıçını bu tarafa doğru çektirelim. Şurası sert, buradan atmaz aşağı. Buraya düşmedikten sonra bu tarafa atmaz. Şurada tutar seni. Evet. Şunu bir atalım önce ya. Bunu aşağı atacağız. Mecbur. At. Sen toptur buradan gel. Topla biraz. Biraz topla. Biraz topla. Topla biraz. Topla biraz. Topla biraz. Topla abi. Topla biraz. Evet evet. Evet, birinci arabayı düşündüğümüz gibi kurtardık. Şimdi ikinci arabayı kurtaracağız ama zemin iyice yumuşadı. Burada en büyük tehlike sağa atması. Aşağısı bayağı bir uçur. Oraya atarsak zaten kurtarmamız pek mümkün değil. Ancak tabii kurtarırız da biraz daha debeden atıyor, dönüyoruz. Atıyor. Yine araç atmaya başladı. Ona müdahaleye gidiyor. Bana kulak lazım. Bak, dokunmadığı şey var.
şu anda pek iç açıcı değil. Ayarlamaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Güzelsin. Gel. Gel, 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 gel. Aynen öyle gel. Araçları döndürdük. Yani şelaleye daha ulaşamadık. Şelale şimdi kameramızı kurulayacağız. Arabalarımızı burada bırakacağız. Ve şelaleye doğru yolumuza devam edeceğiz. Evet, zor yollar Doğu Karadeniz'de gezmeye devam ediyor. Her zaman araçlarla dolaşamıyoruz. Aracımızı buradan 20 dakika mesafede park etmek zorunda kaldık. Ve şimdi de sizleri Doğu Karadeniz'in eşsiz doğasıyla buluşturmak için yolumuza devam ediyoruz. Sabah başlayan yağmur hiç durmaksızın hatta gücünü arttırarak devam ediyor. Bildiğiniz gibi burası Türkiye'nin yegane subtropikal yağmur ormanları olarak da anılıyor. Literatüre bu şekilde geçiyor. Maral köyünden yaklaşık bir 20 dakikalık araç yoluyla belli bir yere kadar geldik. Araçlarımızı da Maral Deresi'ne düşürmediğimiz için ödül olarak kendimize Maral Şelalesi'ni verdik. Maral Şelalesi Türkiye'nin en büyük şelalesi. Ama burada yanıltıcı olmasın. Tek kırımda hiçbir yere çarpmadan dökülen en büyük şelalesi demek lazım. Yüksekliği 63 metre. Şu anda suyun debisi biraz az kışa girdiğimiz için. Ama Mayıs ayında karların erimeye başladığı zaman da bu suyun debisi 4-5 metre çıkıyor. Ve neredeyse altında onun buharından durulmaz hale geliyor. Yaz dönemlerinde aşağıya gidip göletinde yüzebilirsiniz ama bu mevsimlerde artık oldukça soğuktur. Yağmur tam hızıyla devam ediyor. Artık iliklerimize kadar ıslandık tabiri tam bu ortam için uygun. Biraz ısınalım istedik ve içlerine doğru yani Maçeli'nin içlerine doğru yolumuza devam ediyoruz. Sadece doğa değil Maçeli'de bizi karşılayan bu cami işlemesiyle, ahşap yapısıyla çok ünlü. 1885 yılında yapılmış. İşlemeleri, oymaları, mimarisi ve iç tasarımıyla eşi benzer olmayan son derece sıcak, yalın ve muhteşem bir yapı. Dışarıdan bakılınca yayla evine benzeyen cami, bölgenin mimarisiyle de tam uyuşmuş. Kapıları ve içerideki tüm ahşap yüzeyler en ince detaylarına kadar kök boyalarla rengarenk boyanmış. Sürekli kapısı açık olan camiyi her zaman için gezip görebilirsiniz. Görevli aramanıza gerek yok. Altı bölümden oluşan zor yolların Doğu Karadeniz gezisinin artık burada sonuna geldik. Haftaya yeni zor yollarda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.